Herkes için Linux kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Linux'ta hangi uygulamaları ne amaçla kullanıyorum, onların hepsine değineceğim. Hemen başlayalım. OBS, ekran ve kamera kaydı için kullanıyorum. Videolarımı çekerken bu yazılımdan yararlanıyorum. Audacity, ses düzenleme, gürültü temizleme, podcast kayıtlarımı yaparken bu uygulamayı kullanıyorum. Cheese, kamera uygulaması, kameramın çalışıp çalışmadığını test etmek için kullanıyorum. DenLive, KDE'nin video düzenleme uygulaması. YouTube içeriklerimi düzenlerken ve render alırken bu uygulamayı kullanıyorum. Easy Effects, ses efekti uygulaması. Mikrofonumdan gelen sesi düzenlemek ve kalitesini artırmak için kullanıyorum. GIMP var. GIMP her türlü resim işlemek için kullandığım bir uygulama. Web geliştirirken görsel hazırlama, video kapaklarını hazırlama gibi amaçlarla kullanıyorum. Draw.io var, infografik hazırlamaya yarıyor. Kitap yazarken ve video üretirken materyal hazırlamak için kullandım. Minder, zihin haritalarını hazırlamak için kullanıyorum. Uzun soluklu bir projeye başlamadan önce yol haritası çizmek için kullanıyorum. SoftMaker FreeOffice var. Bu uygulamada ofis yazılımı, yazılı doküman, sunu, hesap tabloları hazırlarken kullanıyorum. Kitabımı da bu uygulamayla yazdım. Authy var. Çift faktörlü doğrulama. İki faktörlü doğrulama için mobil cihaz bağımlılığını ortadan kaldırmak için kullanıyorum. Normalde biliyorsunuz bu kodlar hep telefona SMS olarak ya da telefondaki bir uygulamaya geliyor. Ancak ben bu kodu bilgisayarımdan da alabilmiş oluyorum. Authy bana bunu sağlamış oluyor. NeoVim kullanıyorum. Şu an OxygenVim adını verdiğimiz bir plugin paketiyle birlikte kullanıyorum. Üstün özellikleriyle terminal üzerinden yazılım geliştirmek için kullanıyorum bunu. Bir de normal Vim kullanıyorum. Onu da sadece Markdown dosyalarını düzenlemek için kullanıyorum. NeoVim çok güzel özellikleri olan ve eklentilerle çok güzel hale gelen bir uygulama. Ancak benim ileride çalışırken her yerde yanımda NeoVim ve benim plugin paketlerim olmayacak. Bu yüzden ben de Vim yeteneklerim körelmesin diye eklentisiz Vim kullanmaya devam ediyorum ara ara. Visual Studio Code yine kod düzenlemek için. Canım sıkıldıkça NeoVim ve VS Code arasında geçiş yapıyorum. DB Browser for SQLite var. Veri tabanı görüntüleyicisi. SQLite ya da SQLite veri tabanlarını yönetmek için kullanıyorum. Steam zaten biliyorsunuz dijital oyun satın alma ve oynama için kullanıyoruz. Oyunlarımın %98'ini oradan oynuyorum. Heroic Games Launcher'da Epic Games ve GOG yani Good Old Games başlatıcısı. Oyunlarımın %1'inde muhtemelen oradan oynuyorum. Lutris dijital oyun uyumluluk katmanı otomasyonu diyebileceğimiz bir uygulama. Birçok uygulama için hazır scriptler var ve onları çalıştırmak için otomasyon hazırlamışlar. Oyunlarımın bir %1'inde herhalde buradan oynuyorum. Itch.io var, bağımsız oyun platformu. Burada bağımsız oyunları yüklemek, istatistiklerini takip etmek, başkalarının oyunlarını yüklemek için kullanıyorum. Hatta buradan oyun geliştiricisiyseniz assets bile bulabilirsiniz. Prism Launcher var, Minecraft Java sürümü başlatıcısı. Mod paketlerini düzenlemek için onu kullanıyorum. Eğer siz hala Pori MC kullanıyorsanız onu hemen silip Prism Launcher kullanmaya başlayın. Çünkü geliştiricilerinin arasından bir tanesi içerisine virüs yerleştirdi ve geri kalan geliştiriciler o geliştiriciyi dışlayarak anında Prism Launcher'ı yayınlamaya başladılar. Aynı uygulama içinde virüs yok. Goverlay kullanıyorum. Goverlay de Mangohut düzenleyicisi. Oyunlarda bilgisayar istatistiklerini gösteriyor. İşlemcinin sıcaklığı, GPU'nun sıcaklığı gibi şeylere veriyor. Ne kadar RAM kullanıyor? Bunu zaten biliyorsunuzdur. Daha önce göstermiştim kanalımda. Bunun düzenleyicisi olarak kullanıyorum. Bunu konfigürasyonunu yapmak için diyelim. Haguichi, Hamachi arayüzü. Hamachi sunucularını yönetmek için kullanıyorum. Spotify zaten çevrimiçi müzik dinleme platformu. Müzik dinlemek, koleksiyon yapmak için kullanıyorum ve yıl sonu istatistiklerini oradan alıyorum. Lollipop'ta ses dosyasını oynatmak için yani yerel müzik dosyalarımı oynatmak için kullanıyorum.
VLC ses ve video oynatmak için. Yerel video dosyalarımı oynatmak için VLC kullanıyorum. Okular, doküman görüntüleme. Her türlü dokümanı burada görüntüleyebilirsiniz. Markdown gibi dosyaları da burada görüntüleyebilirsiniz. EPUB gibi dosyaları da. PDF'i zaten görüntülüyor. Inkscape var. Inkscape vektör tabanlı grafik çizmeye yarıyor. Kanalın logosunu buradan çizdim. Web tasarımımda birkaç logo düzenlemek için kullanıyorum. Genymotion var. Android emülatörü. Sadece Storytel uygulamasını kullanıyorum ben burada. Wayland kullanmadığım için Wayloid tercih etmiyorum. Discord sesli iletişim kurmaya yarıyor. Arkadaşlarımla iletişim kurmak için zaten hepinizin bildiği bir uygulama. Wayland kullanmama nedenlerimden biri de Discord. Wayland üzerinde yayın yapmakta sıkıntı yaşayabiliyoruz Discord'da. Telegram kullanıyorum mesajlaşma için. Her türlü platformda çalışabildiği ve her türlü özelliğini her platformda sunabildiği için kullanıyorum. Telekonferans bile yapabiliyorum bilgisayarım üzerinden. Arkadaşım telefondan beni aradığı zaman bilgisayardan açıp görüntülü konuşabiliyorum. Ben bu nedenle Telegram'ı oldukça da seviyorum. Firefox kullanıyorum tarayıcı olarak. İnternette gezinmek için zaten kullandığımız bir uygulama. Web geliştirme için konsolunu da kullanıyorum. Web Apps kullanıyorum. Linux Mint ekibi geliştiriyor. Web sitelerini uygulama modunda açabiliyoruz zaten. Ancak bunun için bazı komutlar yazmamız gerekiyor. Web Apps bunları hali hazırda otomatikleştirerek uygulama menüsüne ekliyor. Görsellerini buluyor gibi güzel özellikleri var. Quake var. Quake'te üstten açılan terminal emülatörü. Yani alt tab menüsünde görünerek yer kaplayan bir terminal oluşmamış oluyor. Kısa yoluyla onu açıp hemen kapatabiliyorum. Ve kalıcı olarak orada duruyor. Mega Sync var. Bulut depolama. Dosyalarımı yedeklemek için kullanıyorum. KD Connect var. Bunun için ayrı bir videoda gelecek zaten. Cihaz etkileşim aracı. Telefon, bilgisayar, tablet gibi araçları birbiriyle iletişim kurması için kullanıyorum. Çok da güzel üstün özellikleri var. Yakın zamanda öğrendiğim kadarıyla iPhone'da da kullanılabiliyormuş. Ben de hemen ardından bunu yüklemiş oldum. Ve son olarak da Godot kullanıyorum. Godot bir oyun motoru. Oyun geliştirmek için kullanıyorum. Daha önceden de birkaç oyun geliştirmiştim. Godot'un Linux uyumlu olması ve yani doğrudan editörünün de Linux'ta çalışması ve Linux native oyunları yayınlayabilmesi benim hoşuma gidiyor. Önceden Game Maker kullanıyordum. Game Maker'la Linux için yayınlamış olduğum bir oyun da var. Pseudo Mice adında. Ancak onda Gamepad Linux'ta çalışmıyor maalesef. Ve o oyun tamamen Gamepad odaklıydı diyebilirim. Bu videoda bu kadar. Kullandığım bütün uygulamaları yazmış oldum. Yakın zamanda bir tablet aldım. Onda Termux kullanarak yazılım geliştiriyorum. Neovim kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda tecrübe edindikçe Linux'u Termux'a kullanmak hakkında da bir video hazırlayabilirim. Orada hangi uygulamaları kullandığımı anlatabilirim. İlerleyen zamanda böyle bir video yapma fikrim var. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.